çocuklar, merhaba. Bugün masamda bazı malzemeler var. Peki biz bu malzemelerle neler yapacağız? Malzemelerimiz bambu çubuklar ve PVC bant. Ben daha öncesinde sizler için iki tane hazırladım. Sevgili çocuklar, bu malzemeleri kullanarak güzel bir ritim aleti yapacağız. Peki Vildan öğretmenim, ritim nedir dediğinizi duyar gibiyim. Ritim, bir olayın düzenli aralıklarla tekrar edilmesi demektir. Biz bugün ritim aleti yaparak düzenli sesler çıkarmanın ne kadar eğlenceli olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Ben bambu çubukları kullanırken 10 tanesini bir araya getireceğim. Bu oldukça iyi bir ses çıkarıyor. Siz de 10 tane kullanabilirsiniz. Ya da daha az bambu çubuk kullanarak ve daha çok bambu çubuk kullanarak ikisinin de ne kadar farklı sesler çıkardığını keşfedebilirsiniz. Hemen bambu çubuklarımı şu şekilde toparlıyorum. Sivri uçları hem sonra bize zarar vermesin diye hem de böyle daha sağlıklı oluyor. Sivri uçlarını bu PVC bantla bu şekilde biraz sıkıca bunu bantlarken annelerinizden, babalarınızdan yardım alabilirsiniz. Daha uygun olacaktır. Hemen. Sarıyorum. Ve tamam. Şimdi buradan keseceğim. Ve ucunu iyice yapıştıracağım çocuklar. Şimdi artık ritim çubuklarımız hazır. Peki biz bu ritim çubuklarıyla neler yapıyoruz? Hemen göstermek istiyorum. Benim aklıma gelen ilk şarkıyla. Ne kadar güzel bir ses. Ne kadar güzel bir ses. Sevgili çocuklar, siz de yaptığınız ritim çubuklarınızla en sevdiğiniz şarkıları ritim tutarak kullanabilirsiniz. Ya da kendi ritimlerinizi de yapabilirsiniz. Umarım bu çalışmaları yaparken evde çok eğlenirsiniz. Etkinliğimiz bu kadardı. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Bugün birlikte toplama işlemi yapacağız. Toplama işlemi için nelere ihtiyacımız var? Bakalım. 3 adet kaseye ihtiyacımız var. Büyük bir kasede ben kırmızı boncuklar kullandım. Siz isterseniz misket ya da fasulye bile kullanabilirsiniz. Ve artı eşittir sembollerine ihtiyacımız var. Bu şekilde kartlar hazırlayıp işlemler de yapabiliriz. Bunları biraz sonra göstereceğim. Ben bugün kullanmak için toplama defterimi getirdim. Bu kendi hazırladığım toplama defteri. Bunun içinde her sayfada farklı işlemler var. Basitten zora doğru gidiyor. Şimdi başlayacağız. Hemen bir işlem seçelim istiyorum. 1 artı 3. 1 artı 1. 2 3. Bir, iki, üç, dört. İşlemimin sonucu 4. Hemen yazıyorum. Bir işlem daha yapmak istiyorum sizinle. Biraz daha zor bir işlem yapalım. O zaman şöyle zor sayfalara doğru ilerleyelim. Biraz arkalara gidelim. Evet. 6 artı 3. 1. 2, 3, 4, 5, 6, artı, 1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9.
işleminin sonucu 9. Hemen. Ah. Yazıyorum. Matematik işlem, matematik çalışmalarında toplama işlemini işte böyle kaselerle toplayarak çok kolay bir hale getirebiliyoruz çocuklar. Siz de evinizde bu kolay malzemeleri bir araya getirerek toplama işlemleri yapabilirsiniz. Kaselerle toplama işlemi çalışması toplamaya girişte çocukların çok kolay bir şekilde öğrenmesini sağlıyor. Siz de evlerinizde çok kolay malzemelerle bu çalışmayı hazırlayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ben de bu defterimi hazırlarken ve çocuklar toplama işlemini ilk kez başlarken basitten zora doğru işlemler hazırlarsak eğer onlar için de daha uygun olacaktır. Hemen şu kasemi de göstermek istiyorum. Bu kasemin içinde de böyle bir defteri bitirdikten sonra bu kasemin içine de ben karışık toplama işlemleri koydum. Farklı işlemler var içinde. 5 artı 2, daha zor işlemler var. 9 artı 5 gibi daha karmaşık ve zor işlemler var. Bunu da ileri basamak olarak düşünebilirsiniz. Çalışmamız bu kadardı. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Bugün sizler için güzel bir hikaye seçtim. Hikayemizin adı Minik Tohum. Hikayemizi Erik Karn çocuklar için yazdı. Hikayemize başlamak istiyorum. Mevsimlerden sonbahar. Güçlü bir rüzgar çiçek tohumlarını yükseklere uçurur. Arazi boyunca uzaklara taşır. Tohumlardan bir tanesi küçük, hepsinden çok daha küçüktür. Minik tohum diğerlerine yetişebilecek midir? Peki tüm bu tohumlar hep birlikte nereye gidiyor? Tohumlardan biri diğerlerinden daha yükseklere, yukarıya, daha yukarıya çıkar. Öyle yükseklere uçar ki güneşin sıcak ışınları tohumu yakıp yok eder. Ancak minik tohum diğerleriyle birlikte yoluna devam eder. Başka bir tohum yüksek ve buzlu bir dağın tepesine konar. Buz hiç erimediğinden tohum büyüyemez. Diğer tohumlar uçmayı sürdürürler. Minik tohum diğerleri kadar hızlı değildir. Şimdi okyanusun üzerinden ilerliyorlar. Tohumlardan biri suya düşüp kaybolur. Diğerleri rüzgarla birlikte süzülür. Ne var ki minik tohum diğerleri kadar yüksekten gidemez. Bir tohum kayarak çölün üzerine düşer. Hava sıcak ve kuru olduğundan tohum büyüyemez. Bu arada minik tohum çok alçaktan uçuyor olsa da rüzgar onu diğer tohumlarla birlikte ileriye doğru iter. Sonunda rüzgar diner. Tohumlar yavaşça yere düşerler. Bir kuş gelir, bir tohumu yer. Minik tohum kurtulur. Minik tohum o kadar küçüktür ki kuş onu görmez. Şimdi kış. Tohumlar bu uzun yolculuktan sonra durur. Düştükleri yere yerleşirler. Toprağın içine kıvrılıp uykuya dalacak gibidirler. Kar başlar, yumuşak beyaz bir örtü gibi üstlerini örter. Karada yaşayan aç bir fare öğle yemeği olarak bir tohumu yer. Ama fare çok sessiz duran minik tohumu görmez. Şimdi ilkbahar. Birkaç ay sonra karlar erir. Şimdi ilkbahar zamanıdır. Kuşlar uçmaya, güneş ışıldamaya, yağmurlar yağmaya başlar. Tohumlar o kadar yuvarlaklaşır ki, o kadar olgunlaşırlar ki yavaş yavaş açılmaya başlarlar. Artık tohum olmaktan çıkar, birer bitki olurlar. İlk önce köklerini toprağa salarlar. Sonra küçük gövdeleri, yaprakları
güneşe ve havaya doğru büyümeye başlar. Orada küçük yeni bitkilerden çok daha hızlı büyüyen başka bir bitki daha vardır. Bu büyük, tombul bir ottur. Küçük, yeni çıkan bitkilerden birinin bütün güneş ışığını ve yağmurunu alır. Böylece o küçük bitki büyüyemez. Minik tohum henüz büyümeye başlamamıştır. Fazla zamanı kalmadı. Acele etmesi gerekiyor. Ama sonunda o da bir bitkiye dönüşmeye başlar. Sıcak hava çocukları da dışarıya oyun oynamaya çağırır. Güneşi ve baharı onlar da heyecanla bekliyordu. Bir çocuk koşarken bitkileri görmez. Ne yazık ki içlerinden birini kırar. O bitki artık daha fazla büyüyemeyecek. Minik tohumdan olan minik bitki hızla büyümeye başlar. Ama yanındaki daha hızlı büyür. Daha minik bitkinin 3 yaprağı bile yokken diğerinin 7 yaprağı vardır. Şuna bakın, şuna bir tomurcuk, şimdi de bir çiçek olur. Ama neler oluyor? Önce ayak sesleri duyulur, sonra üzerine bir gölge düşer ve bir el yere uzanıp çiçeği koparır. Bir çocuk arkadaşına vermek için çiçeği koparır. Şimdi yaz. Minik tohumdan olan minik bitki artık tek başınadır. Hiç durmadan büyüdükçe büyür. Güneş üzerine ışıldar, yağmurlarla sulanır. Artık bir sürü yaprağı vardır. Uzadıkça uzar, insanlardan daha uzundur, ağaçlardan daha uzun, evlerden de daha uzun ve gövdesinde bir çiçek büyümeye başlar. İnsanlar uzak ya da yakın yerlerden bu çiçeğe bakmak için gelirler. Bugüne kadar gördükleri en uzun boylu çiçektir bu. Dev bir çiçek. Yaz boyunca kuşlar, arılar ve kelebekler ziyarete gelirler. Hiç bu kadar güzel, bu kadar büyük bir çiçek görmemişlerdir. Yeniden sonbahar gelir. Günler daha kısa, geceler daha soğuktur. Rüzgarın savurduğu sarı ve kırmızı yapraklar çiçeğin yanından geçip giderler. Bazı taç yapraklar ve dev çiçekten kopan renk renk yapraklarla birlikte önce arazinin üzerine doğru süzülürler. Rüzgar daha sert esmeye başlar. Çiçeğin taç yapraklarının neredeyse tümü rüzgardan sağa sola savrulur. Çiçek eğilip bükülür. Rüzgar şiddetlenir, çiçeği sarsar, bir kez daha sarsar. Bu sefer çiçeğin tohum zarfı açılır. Dışarıya pek çok minik tohum dökülür. Minik tohumları dışarı çıkar çıkmaz rüzgarla birlikte çok uzaklara gider. Minik tohumun hikayesini ben çok beğendim. Umarım sizler de çok beğendiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.